Gerçek futboldan hepinize merhabalar. Uzun bir aradan sonra Göztepe Fenerbahçe maçıyla lige tekrar start veriyoruz. Yaklaşık 15 günlük bir aramız vardı. Milli maçlardan dolayı futbolu da özledik, ligi de özledik. Dün de maçlar vardı. Ancak bugün Fenerbahçe Göztepe ligin zirvesinde şu anda lider değişti. Maç fazlasız olsa Fenerbahçe liderliği aldı. Yarın Alanya Galatasaray maçı var. O da çok zor bir maç olacak. Bugün de aslına bakarsanız bayağı keyifli maç oldu diyebiliriz. Kaçan goller vardı, karşı karşıya pozisyonlar, penaltılar, iki takımı da verilen, verilmeyenler, bireysel bazı hatalar da vardı. Konuşulacak hakem kararları da vardı. Ama kazanan sonunda Fenerbahçe oldu. İlk olarak bir tane senle başlayalım. Maçın bir değerlendirmesini yapabilir misin? İyi akşamlar herkese. Maç tabii milli maç uzun milli maç arasından sonra biz hani nasıl olacak, nasıl bitecek, takımlarımız nasıl dönecek diye merakla bekliyorduk. Fenerbahçe bıraktığımız yerden biraz daha üzerine koyarak geri döndü. Daha organize ataklarla hücum yaptı bugün. Bayağı bir gol pozisyonuna girdi. Birçoğunda kaleci İrfan Can'ın 22 yaşında genç kaleci bayağı da gelecek vaat ediyor. Birçoğunda İrfan Can Fenerbahçe hücum oyuncularına fırsat vermedi. Bir kısmında da mesela Sisse'nin boş kaleye kaçırdığı gol gibi Fenerbahçe'nin de oyuncularının şanssızlıkları mı diyelim, beceriksizlikleri mi diyelim. Beceriksizlik diyemeyiz tabii Sisse gibi gol krallığını oynayan senelerin tecrübesi, senelerin kendini ispatlamış forveti Sisse'den bahsediyoruz. Ya kaleci hamle Fenerbahçe yaptı zaten hepsinde. Yani üzerine kötü aynen. vurdular denmez. Aynen. Diğer pozisyonda da zaten karşı karşıya bayağı bir 40 metreye yakın topu sürdü. Rakip savunma oyuncuları da kovalıyordu aynı şekilde onu. Vuruşunu yaptı köşeye doğru. Kaleci onu güzel bir şey, refleksle çıkardı. Fenerbahçe ilk yarı daha dengeli oynadı. Göztepe daha ilk yarı Fenerbahçe'yi kendi yer alanında karşıladı. Pek fazla atak yapamadı. Zaten bir penaltı golüyle skor yapabildi Göztepe. Aynı şekilde Fenerbahçe'de. İkinci yarı Fenerbahçe özellikle 3-1'den sonra oyunu tamamen kontrolü altına aldı. Bir 10-15 dakika çok ciddi bir şekilde hem tempo hem de çok güzel paslaşma gördük Fenerbahçe adına. Daha sonra İlhan Hoca'nın yerinde değişiklikleri, iki oyuncu birden değişiklikle biraz oyunu dengeledi. Fenerbahçe'nin üzerine gitmeye başladı. İkinci golü buldu. Ataklar yapmaya başladı. Fenerbahçe'de oyuncu değişiklikleriyle karşılık vermeye çalıştı. Maç 3-2 bitti. Sonlara doğru daha dengeli bir oyun. Yine dengeye döndü oyun. 3-2 Fenerbahçe'nin galibiyetiyle bitti. Benim için bugünün oyuncusu Luis Gustavo'ydu. Benim Fenerbahçe'de gördüğüm, yani Gustavo her zaman bir standardı var. Her zaman sahada kendini fark ettiriyor. Ama bugün benim gördüğüm Fenerbahçe'ye geldikten sonraki en iyi futbolunu oynadı. Kaptanlık pazı bandı da çok yakıştı Gustavo'ya. Gerçek bir kaptan gibi oynadı. Her yerde savaştı. Her yerde mücadele etti, oyunu kurdu. Sosa'nın tabii varlığı da Gustavo'ya çok büyük katkı sağlıyor. İnanılmaz rahatlatıyor. Onun dışında yeni transfer Pelkas merak ediliyordu. Pelkas belli yani tekniği var. Ama Fenerbahçe seviyesinde mi değil mi zaman gösterecek onu. Attığı gol güzeldi. Arka direkte topla buluştu. Ortega'nın Galatasaray maçında, meşhur Galatasaray maçında attığı gole benzer bir gol. Arka direkte kafayla vurdu. Rakibe çarpan top kaleciyle yan atıp gol oldu. Güzel bir gol oldu. O gol öncesinde hazırlanış çok güzeldi. Üçüncü golde de Fenerbahçe'nin korner öncesinde hazırlanış organizasyon çok iyiydi. Gol olmadı. Top kornere çıktı. Caner'in müthiş kesmesiyle de Fenerbahçe golü buldu. Bunun dışında dikkatimi çeken performanslar Sangare. Sangare'de Pelkas gibi ilk defa Fenerbahçe formasını giydi bugün. Sangare'de gerçekten hem savunmada hem hücumda fazlasıyla görevini yaptı. Pas bağlantılarında yine başarılıydı. Stoper'de Tisserand çok ciddi bir seviyeye gelmiş durumda Fenerbahçe'de.
Uçen'in zamanını hatırlatıyor bana. Uçen'in ilk geldiği zamanları hatırlatıyor. Oynadıkça muhtemelen daha da gelişecek. Takıma alıştıkça, daha da sahiplendikçe daha da iyi olacak. Serdar Aziz zaten standart olan Türk oyuncular içerisinde ligde gerçekten değerli bir oyuncu. Altay Bayındır her geçen gün kalesinde büyümeye devam ediyor. Kalesinde çok ciddi bir güven veriyor taraftarına. Samat'ta güzel oynadı. Sağda varlığı, kalitesi kendini belli ediyordu. O da çok net bir gol pozisyonundan yararlandı. Orada biraz motivasyon olarak düştü gibi. Ama ilerleyen zamanlarda belli ki gollerine devam edecek Samat'ta da. Benim Fenerbahçe Göztepe maçıyla ilgili dikkatimi çeken unsurlar bunlardı. Dediğim gibi Göztepe'de de kaleci İrfan Can hakikaten çok başarılı performans gösterdi. Yolu açık gözüküyor. Evet, maçın adamımı dediğiniz zaman belki mağlup olan takımın kalecisi denilebilir hakikaten. Çok iki tane karşı karşıya top çıkardı. Sonra zannedersem Caner'in frikiydi. Çok zor bir toptu. Yani dışarıdan geri doğru gelen bir falsoydu. Onu da çıkardı. Hem de net bir şekilde çıkardı. Gerçekten bayağı iyiydi. Yani son dakikada bir de kenardan yan topta çıktı. Kaleyi terk etti biliyorsunuz. Yani bir de orada gol atsaydı herhalde aynen kahraman oldu. Sezonun en iyi şeyi olurdu. Performansı olurdu gibi. Performans. Evet. Serhat sen neler söyleyeceksin Fenerbahçe Göztepe maçıyla ilgili? Orada İrfan Can'la alakalı tam onu ben de bağlayacaktım. Gustavo'nun topu çok zor bir toptu. Tam köşeye giden. Hani, o da yani orada da müthiş bir kurtarış. Bahsettiğiniz frikikte de o frikik toplarını çıkartabilmek için ekstra güce ihtiyaç var. Çünkü sağ eliyle çok net bir şekilde tokatladı topu. Çok terste kalmıştı. Çok güçlü bir kurtarış yaptı. Onu da tebrik ediyoruz. Gerçekten çok güzel bir maç çıkardı. Yani Göztepe açısından bir tane de bahsetmiş olduğu İlhan Hoca'nın solda Trippich değişikliğinden hemen sonra aslında orada daha önceki senelerde de oynamasına çok alışkın olduğumuz ve çok verimli olan Halil'i oraya çekmesi. Orada Berkan'la beraber ileri geri çok iyi iş yaptılar. Ondan sonra zaten takımda canlanmış oldu. Ben sadece Mossoro'nun değişikliğini biraz geçen orta sahayı güçlendirdi. Evet iki futbolcu ama Mossoro'yu belki 80'den önce de alabilirdi. 80. dakikada aldı. Aslında çok net gidiyordu Fenerbahçe için ama hani skoru da aldıktan sonra bir pozisyon bekletme, işte daha oyunu kontrol altına alma, hani ileriye de hani kontrollerle yürürüm, Sisse'yi de zaten aldıktan sonra ileri atılan toplarda daha belki açarsam farkı açarım, yoksa bu skor bana da yeterli mantığı belki biraz da geri çekmiş oldu. Bir Ozan Tufan'a da parantez açmak lazım. Yani zaten onun hırslı olduğu karşılaşmalarda Fenerbahçe'ye 1-0 önde başlıyor. O golden önceki pozisyonda ki gücü, topu alışı, daha sonra işte gole katkısı, Pelkas'ın golündeki yani muazzam topu orada Pelkas'ın görüşü çok önemli zaten. İşte ortasında yani bir oyuncuya çarptı gitti, sonra daha sonra Pelkas'ın kafasında da çarptı sekti. İrfan Can'ı belki yanılttı ama orada Pelkas'ı görmesi çok önemliydi. Orta sahayı da diş tuttu. Ozan Tufan çok koştu. Bilemiyorum yine koşu miktarları ne kadar ama Ozan, Sosa ve Gustavo üçlüsü orta sahada oldukça diri kaldı. Baktığımızda Caner de hani hep söylüyoruz ya, daha önceki sezonlarda bir hani Hasan Ali'nin üst üste uzun zamanlar oynayışı ve ortalardaki o daha etkisiz, daha önceki sezonları arayan Fenerbahçe şimdi tekrar Caner'le birlikte, yine eski Caner'le bu noktadan bayağı bir besleniyor. Yani çok ciddi ortaları var resmen. Ya hani şey diye tabir edelim, güdümlü füzeler olur ya, hani ben bu buraya atacağım. Adrese gidiyor. Özellikle çok iyi hakikaten. Kesinlikle. Bugün çok çok iyiydi. Göztepe defansı yani onda çok uyumsuzluklar vardı. Şimdi biz İrfan Can'a çok iyi maç çıkardı diyoruz ama Göztepe defansının da sıkıntılarıyla birlikte de aslında bu oldu. Çok fazla ona iş düştü. Hatta o korner golünde de yani Atınç'ın
Evet. Belki de 1.90'ın üstünde boyu var. Stoper. Ama bir stoper o topa çıkacak ya. Bir stoper o topa. Yani orada bile hani İrfan Can bazı kesim hatalı görebilir ama o çok farklı bir pozisyon. Yani orada o topa onun çıkmaması gerekiyor. Orada ondan önce o işin bitmesi gerekiyor. Ama top yere düşer düşmez zaten. Yani düşerken çok net bir kafa vuruşu. Serdar da golünü attı. Serdar da hani Lemos Tisserand yorumları oluyor ikili bu şeklinde ama Serdar da Lemos'un ya da Tisserand'ın yokluğunda orayı çok iyi dolduracağı gözüküyor. Onun dışında baktığımızda da hani Altay'ı her hafta üzerine bir ben mutlaka her hafta ekstra tekniğiyle alakalı bir şey geliştirdiği noktaları söyleyeceğim. Mesela bu hafta gördüğüm penaltı golünde nasıl deriz? Guilherme mükemmel bir vuruş yaptı. Şimdi Alex'ten görürdük daha önceki bunları bu hani Fenerbahçe yana maçlarında. Yana yani yana vurulan ve şey denir kaleci bunu uzanamayacak. Fakat o topu dahi çıkarabilecek teknikte bir kaleci. Yani çizgiye basmasına rağmen ki ne kadar mantıklı bir kural. Hani çizgiye basarak kalecileri iyice hani penaltılarda aslında güçsüz duruma bırakıyorsunuz. Fakat bu konumda bile ayağı çizgiye basıp o kadar iyi yere sıçraması artı bir özellik ve son dakikadaki Göztepe'nin 3-3'e gelebilecek bir kafa pozisyonu vardı. İdea orada o kafayı vurdu ama o kafayı sektirdikten sonra ikinci pozisyona yine gidişi çok süratliydi. O açıdan hani Altay'ın bu değerlendirmeleri de belki de önümüzdeki haftalarda İrfan Can için bu değerlendirmeleri yapacağız. Uğur Can için bu değerlendirmeleri yapacağız. Hani genç kalecilerimizi de bu anlamda gündeme getirmiş olacağız. Fakat Serhan, net bir galibiyet geldi. Serhan, efendim Bülten. Araya gireyim de bu hafta Hollanda gazeteleri ciddi bir şekilde Ajax'ın Altay Bayındır'la ilgilendiği yönünde haberler yapıldı. Evet çok doğru. Zaten hani ilgilenilmesi de çok doğal yani baktığınız zaman. Ajax ilgilenecek. Yarın bir gün Manchester City devreye girecek. Belki Juventus devreye girecek. Hani Serhan referans ne Altay için şey. Şu an? Ciddi bir referans var mı? Başarı yani. 3 maçla mı referans edeceğiz Altay'ı? Yani kendimizi kandırmayalım lütfen ya. Açıkça söyleyeyim. Hı. Referans maçı Göztepe mi? Kalacak ya Ajax için. Ben Altay'la yani, alakalı şöyle Almanya Ligi'ne Ozan Kabak giderken referans Schalke maçıydı, Real Madrid maçıydı. Oynadı 6 tane Şampiyonlar Ligi maçıydı Ozan'ın referansı. Altay Bayındır da Audi Cup'ta oynadı bu rakiplerle. 6-7, 5-7 onları mı diyeceğiz? Onun haricinde Ümit Milli maçlarda oynuyor. Türkiye evet. Liginde zorluk düzeyi yüksek. Yani birbirimizi kandırmayalım bir tane. Yani Ajax ilgileniyor, alır 3 milyon euroyu. Yani Karagümrük maçı referans olmaz Altay için. Oynasın güzel bir Avrupa maçları bakalım. Vedat Uruç veya Elif Elmas için. Elif Elmas sizde kaç maç oynadı? Derbiler oynadı. Altay ne yaptı Allah aşkına ya? Bir penaltı kurtardı diye şimdi yani şimdi, böyle bir şey olmaz ya. Altay evet. Geçen sene derbilerde oynamadı mı? Ya ne yaptı Altay? 7. 8. oldu. Ne? Ama şunu söylemek lazım. Burada hani rakamlarla değil de yükselen performanslarla ilgili ve sürekli. Tamam performans iyi. Ben bir şey demiyorum. Performansını tamam, hani ben de çok genç. De, hani hatta amili takımda oynamalı ama sizin dediğiniz boyutlarda değil Altay daha kendini göstermedi. Değil. Zaten ya biz Hollanda basınının yalancısıyız tabii yani sen daha iyi bilirsin ama. Zaten benim gözümde ben bir yönetici olsam Altay'ı ben sadece şu an gözlemlerim. Yani hiçbir hamle yapmam. Ne olacağım ne çok iyi bir maç oynasın görelim bir Avrupa maçlarına çıksın amili takımda kalemizi korusun. Yani Ajax ilgileniyor. Ajax şu an gelse senin Altay'ı var ya 5 milyon euro vermez. Emin ol yani. Zaten şu anda transfer gerçekleşecek diye değil hani ilgilenen belki de izleyen hani geleceğe dair planlar yapan bir kulüpten bahsediliyor olabilir. Hani Manchester City, Juventus ya da işte Milan hani büyük kulüplerden zaten 22 yaşında çok Hanım, Ajax, belki de 25 yaşında bu gelişimi kaydedip transfer olacaktır. Ajax son 5 senede 2 defa 20 yaşında Brezilya'dan 20 yaşında oyuncular aldı. Birine 17,5, birine de 20 milyon euro para verdi. 20 yaşında hiçbir şekilde ne milli takım becerisi tecrübesi ne de üst düzey maç tecrübesi olmayan oyunculara bu şekilde paralar ödeyip Brezilya'dan aldı. Şu anki değerleri. Bunu şöyle bağlamak lazım. Altay'ın tabii ki
Kim kaç para verir o başka bir mesele. Fenerbahçe kaça satar veya satmak planını yapıyor. O başka bir mesele tabii. Yani Murat'ın dediği gibi 5 milyon euro önerebilir Ajax ama bu sebeple Fenerbahçe vermez tabii. Şey olarak performansıyla ilgili ben özellikle şu maçta şunu çok net gördüm. İlk ligin 4 maçında da Altay çok iyi top oynuyordu. Ama bu maçta bir artısını daha gördüm. Hiçbir yan topta tereddüt etmedi. Yumrukladı, hani almadı topları, uzaklaştırdı ve o bunu bilerek yaptığını düşünüyorum. Tabii almayacaksın o topları zaten. Çok doğru. Yumruklayacaksın, uzaklaştıracaksın tehlikeyi. Mesela Volkan olsa alabilirdi. Daha aslında orada Murat'ın dediğine orada da katılıyorum. O seviyede değil daha. Yani o yan toplarda hata yapmamak için uzaklaştırdı ama hiç tereddüt etmedi. Uzaklaştırmak için çıktı. Etmedi. Daha önceki maçlarda hep bir tedirginlik hissediyordunuz. Altay'da bu maçta biraz üzerine mesela koymuş. Şurada bir şey sormak istiyorum size. Şimdi Ozan Tufan dediniz. Bugün 10 numarada evet, oynadı. Yani orada farklı bir oyun oynuyor. Özellikleri de sonuçta orada bizim bildiğimiz işte Alex Tavari, Snyder gibi bir stili yok. Kendi stilinde orada oynamaya çalışıyor. Şimdi ilk bu geçtiğimiz 3 maçta hani işler biraz iyi gidiyor diyebiliriz ama farklı maçlar olacak. Orada evet, yani skor üretmesi gereken, kilidi açması gereken maçlar da olacak. Şimdi bugün Pelkas'ı gördük. Beklemek lazım tabii ama ben ilk maçıydı Basri, daha 26 yaşında çocuk. Öyle düşünüyorum. Bir ona rağmen ben beklediğimin çok üzerinde gördüm açıkçası. Özgüveni falan çok yerinde. Evet, güvenli oynadı. Birkaç tane senin dediğin şutu, oyuncu birkaç tane bana şutu, göre Perotti olacak. Deyi sıyırdı. Evet. Belki adam bugün bambaşka bir övgüyle karşılaşabilirdi yani. Şansı kim biraz yaver istedi. Bugün aynen, izledim Pelkas senin dediğin oyuncu tipi değil, o Perotti olacak bence. Evet, ben aynen, oraya getireceğim. Perotti geçer. Perotti'nin mutlaka ki bu takımda zaten en kalitesi yüksek oyuncu. Background'da en iyi oyuncu şu an sizdeki. En background'da en iyi oyuncu o. Tabii yani topu ayağına aldığı zaman da kendi üretebilecek bir oyuncu. O skor yapacak oyuncu. Evet. Ama Pelkas'ın da bir tribünü arkasına aldığındaki futbolunu izlemek lazım. Çünkü çok hırslı ve çok koşan bir futbolcu. Aynen. Yani onu görmek lazım. Benim geleceğim Ozan'la alakalı olan tarafı zaten. Yani yanında Perotti oynarken Ozan iyi gözükebilir. Bundan sonrasında ligin devamında da ama eğer Valencia gibi işte Thiam gibi veya işte Pelkas bugün ne kadar üretecek skor anlamında pek şey vermedi. Yani ışık vermedi. İyi oyuncu, özgüveni var ama 4 tane şutu var. Baktığımız zaman 2 tanesi çok dağlara taşlara gitti diyelim. İki tanesi de çok uyumlu pozisyonda kaleye az farkla out'a gitti ama hani kale tutabilecek pozisyonlardı. Önünde herhangi bir engel yoktu. Şimdi böyle baktığınız zaman orada oynayan futbolcuların eğer Ozan gibi bir 10 numarada oyuncu oynuyorsa üretmesi lazım. Şimdi Valencia üretemiyor. Kaç maç oldu? Asisti ve golü yok. Thiam ilk 4 maç oynadı, asisti ve golü yok. Bugün de Samat da karşı karşıya kaçırdı. Sisse karşı karşıya kaçırdı. Sisse boş kaleye kaçırdı. Şimdi burada bakacağınız adam 10 numarada oynayan adam oldu. İşte yani skor 3-1 olduğu için çok fazla hissedilmedi belki ama Fenerbahçe şöyle düşünün. İrfan Can'ı övüyoruz. İşte son dakika çıktı. Orada diyelim ki bir karambol oldu ki kafa da vurdu zaten Göztepe. Maç 3-3 bitti. Sizce bu maç 3-3 bitecek maç mıydı? Oyuna baktığınız zaman iki tarafa 6-7 atması lazımdı Fenerbahçe. Aynen öyle. Aynen öyle. Ama bu maç 3-3 bitebilirdi. Ve şöyle de gelişebilirdi olay. Fenerbahçe 3 gol atamayabilirdi. 2 golde de kalabilirdi. Maç 2-2'ye de gelebilirdi. Ben konuşmamda senin söylemek istediğini söyleyeceğim. Ben konuşmamda senin demek istediğini çok iyi biliyorum. Aslında tam tersine bakarsan maç 3-1-4-1 de bitebilirdi. Yani Göztepe de atamaya da bilirdi. Bu maçta yani bu maçta onu görmedik. Yani bu bence futbolda yani bu tarz bir yaklaşım benim çok kabul ettiğim bir yaklaşım değil ya. Yani böyle bazı maçlarda 4-1 de bitebilirdi, 5-1'dir. Yani
Bazı maçlarda olacak. Mesela Fenerbahçe'nin hani geçmişte özellikle ben tabii şeyleri vermek istemiyorum. Örnek olarak şampiyon olduğu senelerden her takımın öyle örnek göstermek lazım. En son Fenerbahçe'nin işte şampiyon olduğu senelerde benzer maçları hatırlayın. Şeyi çözen, o düğümü çözen, işte mesela bir Gaziantep maçı hatırlarsınız. İşte Santos 93 dakikada atmıştı. 90 dakika baskı ama bir türlü top içeri girmedi. İşte orada genelde o kilidi çözen adamlar yani ilk baktığınız kişi 10 numara olur. Eğer gol gelmiyorsa bu aynı şey gibi. Yani başarı varsa hocanındır, başarısızlık da hocanındır denir ya. Bu da aslında daha içinde de başarı varsa en büyük pay 10 numaranındır. Yani en gözde olan, en topluğa haşır neşir olan oynayan oyuncundur. Başarısızlıkta da ilk ona bakarsınız. O yüzden Ozan'ın ben orada oynaması taraftarıyım. Çünkü orada hani şu ana kadar bizim bildiğimiz Fener Beşiktaş Galatasaray'da dediğim gibi olmayan bir on numara stilindeki bir oyuncu. Fenerbahçe bunu yerleştirebilir ama sağındaki ve solundaki oyuncuların çok üretmesi lazım. Perotti de o noktada oynayabilir. Zaten o kesin oynayacak. O yüzden söylüyorum yani Perotti ama ne kadar sağlıklı kalabilecek? Asıl bence Ozan'ın bile başarısını, sezon içindeki başarısını belli edecek faktörlerden biri o. Perotti ne kadar sağlıklı oynayabilecek. Burası bence çok önemli bir nokta. Bu 2-3 hafta sonra biraz daha gözümüz... Doğru bir analiz yaptım Basri. Çok doğru bir analiz yaptım. Sen neler diyeceksin Murat Fenerbahçe? Ben şimdi oyunu bu 5 haftayı genelleyip Fenerbahçe'nin özetini çıkaracağım ben izleyenlerimiz için. Şimdi Rize maçıyla başladı Fenerbahçe. İyi bir top oynamadı biliyorsunuz. Fenerbahçeli taraftarlar da oyun 0-0 giderken penaltıyla attı değil mi Fenerbahçe ilk golü? Yok ikinci golü. Duran toptan attı. İkinci Hatay maçı zaten hiçbir şey yoktu oyun içerisinde 0-0 bitti. Üçüncü maç Galatasaray yine 0-0 bitti. Dördüncü maç Karagümrük maçı yine yan toplardan skor üretildi. Bugün yine ilk Göztepe maçı golü penaltıyla buldu Fenerbahçe. Yani oyun 0-0 iken Fenerbahçe kesinlikle akan oyunda benim bu iddiam devam ediyor. Hala üstüne koyamamış. Ben bunu net gördüm. Penaltı olmasa bu maçta, gol olmasa. Abi şaka mı yapıyorsun? Beni bölme bir tane, beni bölme lütfen. Ama ben 5-6 tane akan oyunda. Ben böldük, beni bölme lütfen abi. Ben kendi yorumumu yapıyorum. Benim futbol yorumum bu. Golden önce diyor mu? Golden önce 0-0 akandan ben 1-0'dan sonraki oyunu konuşmuyorum. Maçlar 0-0 giderken Fenerbahçe oyunu hükmedemiyor. Onu demek istiyorum. Yani oyunu bastırıp hani 1-2 gol kaçırır, üçüncüsüne golü atar. Anlatabiliyor muyum? Bir heyecanlandırır taraftarları, bir şey olur. Dersin ki yani bu gol gelecek belli. Öyle bir oyun yok Fenerbahçe'de şu an. Ben öyle gözlemledim bilmiyorum. Yani bir el çarpması, iki penaltı parmaklarına çarpıyor hatta. Çarptığı için penaltı ona bir şey diyemem. Yani o penaltı olmasa yine o ana kadar Fenerbahçe'nin heyecanlandıracak hiçbir hata yok. Ben böyle bastırdığı bir pozisyon yok. Yani dakika kaçtı? Dakika kaçtı Fenerbahçe gol attığında? Kaçtı bir ya Basri penaltı olunca? İlk gol 20 küsürlerde geldi galiba. Tamam 20 küsüre kadar ben size soruyorum. Fenerbahçe'nin şu da kaçan mı dediği bir pozisyonu var mı? 20. Yok zaten yok. Birer şey de söyledi zaten spiker de söyledi. Kaleyi bulan birer şut ikisi de gol oldu dedi. İkisi de penaltıydı zaten. Hem Göztepe zaten Göztepe 1-0 mağlupken de oyunu mecbur Fenerbahçe akınına yönlendirecek. Gol bulmak isteyecek. Ondan sonra da Fenerbahçe açık bulacak tabii. Ki benim tezim bu. Fenerbahçe ilk golü bulana kadar her maçta zorlanır. Golü yerse de çoğu maçı kaybeder. Şu futboluyla kesin kaybeder. Yani bu şans nereye kadar gidecek bilmiyorum. Ki bir ikinci değineceğim konu Fenerbahçe oyuncu değişikliklerinden sonra, Ferdi'den sonra dikkat ettiniz mi o ana kadar çok iyiydi. Oyunu bıraktı Fenerbahçe. Mücadele gücü kayboldu. Ferdi ve Sinan'dan sonra. Yani Erol Hoca çok formsuz. Hamlelerini iyi yapamıyor bence. Ki şu an ligin en iyi yedek kadrosu Fenerbahçe'de. Buna rağmen yedek oyuncuyu oyuna atıp sen oyundan düşüyorsan senin ya yedek oyuncularında sıkıntı var ya sende var. Ben o tarafına bakarım.
Ya çünkü yedek oyuncu değiştirdikten sonra Fenerbahçe oyundan düştü. Gözlemlediniz mi bilmiyorum. Ya Fenerbahçe o topu bıraktı. Ben onu da söyleyecektim. Unuttum onu. O oyuncu değişiklikleri alakalı. Aslında o bence şununla alakalı. Yine aynı Ozan'daki Fenerbahçe'nin ilerleyen maçlara dikkat etmesi gereken bir husus olduğunu düşünüyorum bunun. Şurada maçın başlangıcında sana şurada katılıyorum Murat. Fenerbahçe üretemiyor. Golü bulana kadar hani yan toptan heyecanlandırmıyor yani. Golü bulana kadar üretemiyor. Bir heyecan yok. Ama top kendisinde pozisyon vermiyor. Yani maç böyle biraz rölantide gidiyor gibi. O ama o sıra Göztepe golü bulsa ne yapacak Fenerbahçe? O hamlesini olacak kadar onu olmadı. Merak ediyorum. Evet, o şu ana kadar olmadı. Asıl beklenen tehlike şurada. Bunu Rize maçında zaten sonradan girdi. Ama ilk olarak Hatay'la Kadıköy'de berabere kaldığı maçta çok net gördük. Daha sonra Karagümrük maçında çok net gördük ve bugün de çok net görüldü yine. Dakika kaç olursa olsun 80-85 Sosa oyundan çıktıktan sonra Fenerbahçe hani diyoruz ya oyun başlığı üretemiyor o top Fenerbahçe'de diyoruz. İşte o 85'ten ve hangi dakikada çıkıyorsa ondan sonra o top Fenerbahçe'de de kalmıyor artık. Orada hakikaten hem üretemiyorsunuz hem de top sizde kalmıyor. Yani mesela o Gustavo'yu üst performansını çıkartıyor dediğim bir tam o da bir anda bitiyor. Hani 5 dakika diyorsunuz ama Hatay maçında hatırlarsanız Sosa çıktıktan sonra Fenerbahçe bir şey üretemedi. Yani topu sağdan aldı, sola verdi. Nevi ara pası yapabildiler. Yani forvet yoktu gerçi o maçta ama yani tam bir çorbaya dönmüştür Sosa çıktıktan sonra. Galatasaray maçında zaten oynattılar zar zor. Kendisi de sağ çıktı. Ayağı kırık parmakla oynamıştı. Onu açıkladılar. Karagümrük maçında hatırlıyorsun. Maç 2-2'ye artık geliyordu. Hatta belki 3-2 bile olacaktı. Bunlar işte Sosa çıktıktan sonra oldu. Çünkü Fenerbahçe topu tutamaz oldu. Bugün de yine Sosa çıktıktan sonra Mert Hakan girdi. Hani Tolga'dan o oyuncu değişikliği olarak hani daha iyi diyebiliriz. Ama Sosa ile kıyaslayınca yine Fenerbahçe o kadar düştü ki yani 180 derece şey değiştirdi takım. Üretemeyen bir hal aldı. Bence Fenerbahçe beklenen bir tehlike bu. Kaçmaza katıldığım tek nokta var zaten. Yani yedek oyuncuların hiçbiri girdikten sonra bir katkı vermiyor. Ve zaten şeyleri de vücut dilleri de suratları da böyle bir şeyler yani. Böyle hani hırsla görev verildi. Ben işte şimdi arkadaşımın eksikliğini hissettim ya. O bir şey göremedim bir türlü. Yani bütün oyuncular, giren bütün oyuncular da aynı. Ve ilk haftadan beri giren hiçbir oyuncu oyuna katkı sağlamadı. Giren oyuncu tam tersi çıkanı arattı. Bu acaba 5 oyuncu değişikliği işi biraz daha çorbaya çeviriyor gibi bir durum olabilir mi? Sanmıyorum. Yani çok oyuncu değişikliği böyle 5 dakika 10 dakika. Erol Hoca'nın bu seneki en büyük Erol Hoca'yı bu sene zorlayacak en büyük şey zaten antrenörlüğü de orada ortaya çıkacak. Bu kadroyu idare etmek daha doğrusu bu kadroyla zaten maçları kazandırmak çok zor olmasa gerek bu ligde ama esas antrenörlük orada devreye girecek. Bakalım oynamayanı oynatmadığını ne şekilde motive tutacaksın? Bu en çok zorlayacak kısım ve Erol Hoca'nın antrenörlüğünün hangi noktaya gideceğini gösterecek. Asıl, bence bu haftanın en merakla beklenen maçı. Onunla Murat kısa bir... kısa bir yorum. Feghouli ve Belhanda'nın şu an ruhsal durumunu merak ediyorum. Maçın 10 dakikası ben süzerim. Eğer aynı şekilde devam ederlerse ilk 11'e çıkıp bu şekilde devam ederlerse kafaları sahada değilse Alanya bizi çok net yener. Ben açıkçası Belhanda ve Feghouli'ye bağlı bu maç. Ben onların oynayacağını pek düşünmüyorum. Yani oynamasın. Ben bugün izlemliyim. Son antrenmana katılmışlar. Fatih Terim son bir şans vereceği gibi bir şeyler yazılıyor. Eğer oyuna kafalarını verirler, kafaları sahada olurlarsa biz maçı alırız. Eğer kafaları sahada olmazsa Galatasaray onlar olmayınca normal bir Anadolu takımı gibi oynuyor. O yüzden onların durumu yarınki maçın skoruna tesir eder. Evet. Alanya'nın da şu ana kadarki sergilediği futbol gerçekten ligin en iyi takımı görünümündeler. Galatasaray'ın da... Saracide geri döndü biliyorsun sol bek. Oynayacak yarın. Evet. Taylan'la Etobo beraber ikisi de yok galiba. İkisi de yetişmeyecek. Taylan oynamıyor. Etobo'yu yetiştirmeye çalışıyorlarmış.
Yani Galatasaray'ın ben en çok merak ettiğim sonuç kadar Galatasaray'ın hangi kadroyla çıkacağını da gerçekten merak ediyorum. Ben bugün gözlemlediğim şey Ömer Bayram Etobo olacakmış ön liberolar. Eğer oynarsa öyle olur büyük ihtimalle. Evet. Yarın o maçı da yorumlayacağız zaten. Arkadaşlar bugün için teşekkürler. Fenerbahçe maçıyla tekrardan verdiğimiz araya geri döndük futbola. Önümüzdeki hafta içi Avrupa maçları başlıyor mu? Salı günü Leipzig-Başakşehir maçı var. Evet. Demek ki bu hafta yoğun bir yayın programımız olacak. Teşekkürler arkadaşlar. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşürüz.